Ya optimizasyon oynarken beni sinir ediyor arkadaşlar ki optimizasyondan ben size söyleyeyim şu son yaşadığımız bug'dan yola çıkarak ve optimizasyondan yola çıkarak söylüyorum 10 üzerinden 8 birer puan kırarım yani optimizasyondan bir kırsam o yaşadığımız bazı bug'lardan bir kırsam on üzerinden 8 veririm. Eee tabi tabi dede ben de öyle düşünüyorum. İnsanlar bir ya çünkü şöyle oldu bak olay 2019'da oyun duyuruldu. Oyun duyurulduğu gibi toksiklikler başladı. Herkes demeye başladı ki vay efendim başka karakter mi kalmadı da Gollum'dan oyun yapıyorlar. Kesin bok gibi olacak. Onu diyen insanlar oyun çıktığı gibi de aynı şeyi demeye devam ettiler. Ya Gollum ne alaka? Zaten grafikler bok gibi falan. Abi ben oyunda en azından bir derinlik görüyorum. Bir şey ne bileyim ışıklandırma falan güzel. Tamam yüz ifadelerine kötü dedik. Karak bazı karakterleri kötü betimlemişler. Orkların yüzündeki kırışıklıklar ve Gandalf'ın yüzündeki bazı kırışıklıklar hoşuma gitmedi. Böyle plastik gibi bir değişik yani çok eski oyunları andırıyor. Bir grafik uyuşmazlığı var. Ama bu küçük bir firma. Burada diyecek bir söz yok yani ama gelip de "Ya efendim PlayStation 3 oyunuymuş da" diyemezsin yani. O kadar da kötü değil. Oradan bir grafikten girmeye çalışıyorlar. Eee Ondan sonra vay efendim çok durgun bilmem ne lan ne bekliyorsun oğlum Gollum oyununda gerçekten savaş kılıç bir şey mi bekliyorsun? Aa olacak savaş bu kadar. Mirkwood'a orklar baskına geldi. Bu kadar. Bu daha ne savaşı bekliyorsun? Şilop sahneleri, kaçış sahneleri, Barat Dur'dan kaçış sahneleri. Bunlar çok heyecanlıydı bence ve hepsi gayet güzeldi. Adamlar güzelce düşünmüşler, yapmışlar. Daha ne olsun yani? Gollum oyunundan beklentiye bağlı olarak bu nefret duyuluyor diye düşünüyorum ben. Yani yanlış bir beklenti üzerinden düşünerek bunu söylüyorlar. Ha başka karakter mi kalmadı? Abi onu da git Tolkien Vakfı'nın mirasçılarına sor. Adamlar para da para para da para. Vay öyle para var. Vay böyle para. Bu kadar yani adam koyuyor farazi söylüyorum. Diyor ki işte Aragon hakları 5 milyon dolar. Bilmem neyin Gollum'un hakları 3 milyon dolar. Sen bir kere bu kadar yüksek parayı da zaten verirsen ve parça parça bütün hakları satarsan e firmada ne yapsın gelmiş demiş ki ya kardeşim ben de bir Gollum haklarını alayım. Gollum'un kitap haklarını alayım. Film hakları değil bakın. Film haklarını alamaz zaten. Dolayısıyla Gollum filmden gördüğümüzden çok farklı tipi var. Andy Serkis ile anlaşamamışlar. Ee, Andy Serkis muhtemelen bu adamlara pahalı gelmiştir. Teklif götürmüşlerdir belki ama pahalı gelmiştir bu adamlara. Dolayısıyla buna daha benzer bir seslendirme yapmaya çalışmışlar. Daha ucuza mal etmişler bir seslendiriciyi. Ama çok güzel olmuş. İlk bölümlerde sırıttı. Sonraki bölümlerde ben Gollum'un sesine çok alıştım. Gandalf'ı çok benzetmişler. Turanduil'in seslerini çok benzetmişler. Tabi birisini konuşturup ee, o ses üzerinden arkadaşlar optimizasyon bir değişiklikler yapmış olabilirler. Gandalf'ın sesine benzetmeye çalışmış olabilirler. Çok benzemiş çünkü. Bir program vasıtasıyla yapabiliyorsunuz bu tarz şeyleri biliyorsunuz. Yani diyeceğim o ki adamların gücü buna yetmiş kardeşim. Firmanın da gücü, büyüklüğü ortada. Adamlar yapmış diyorum çıkıyorum işin içinden. Bence olmuş. Evet evet evet. Yani bu su götürmez bir gerçek. Telif hakları ee, aşırı derecede parça parça olması telif haklarının ve aşırı pahalı olması şu anda bizim Yüzüklerin Efendisi ile ilgili adam gibi içerik görmememize sebep oluyor arkadaşlar. Yani burada suçu Gollum oyununu yapanlara değil daha çok Tolkien'in torunlarına atmak gerekir. Çünkü şöyle düşünün bu adamlar bunun haklarını bir satın alıyor. Yine farazi işte. Gollum'un haklarını aldığı adam 3 milyon dolara zannediyorum. Ki arkadaşlar kontratların süresi de çok kısa sözleşmelerin. Yani bu adam bunu 2019'da satın aldığında belki işte adama verdiler 4 senelik süre verdiler tamam mı? 4 sene için 3 milyon doları ödedi tamam mı bu adam? 4 sene içerisinde bu oyunu yapması lazım. Süre de kısıtlı veriyor yani adam onu sana. Sen 2023'ün bilmem ne işte Ekim ayından sonra golulmaklarına artık sahip değilsin. Yaptın yaptın o tarihe kadar. Bu süre için 3 milyon dolar tamam mı? Tamam süreye de bir şey demiyorum. 3 sene, 4 sene, 5 sene okey. Ama bu adam buna 3 milyon dolar verdikten sonra bedavaya yapmıyor bu oyunu. Bu oyunun grafikleri milleti alıyor, çalıştırıyor, onların maaşını ödüyor. Seslendirme sanatçıları alıyor, onların paralarını ödüyor. Ondan sonra bu adam bir de bu oyunu satacak da buradan 3 milyon dolar artı 3-4 sene içerisinde bu oyuna yaptığı masrafları buradan çıkartacak. Maaşları ödeyecek, kar yapacak üstüne. Millet böyle gömerse biraz zor. Yani bu adamlar kapatır gider diye düşünüyorum. Ve bununla alakalı yorumlarımı Steam'de de yapacağım. Bu oynatma listesini atacağım. Steam'de de yorum yapacağım. Yani bu kadar çok bir şeyi gömme meraklısı olmamak lazım. Benim düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Ha Panzer benim dediğimin aynısını demiş sürü olarak. Ee, doğru öyle. Hatta şeye gidin bakın arkadaşlar. War in the North. Lord of the Rings War in the North. Oyun zannediyorum 2011'de mi çıktı? Oyun 2011'de çıktı arkadaşlar 2015'te oyunun e, Satışı durduruldu Steam'de artık satılmıyor oyun Girin War in the North diye yazın çıkmayacak Hiçbir yerden War in the satın alamazsınız Çünkü adamlar artık herhalde Satış için dahi Haklara sahip değiller War in the North hiçbir yerden satılmıyor Ben 30 liraya almadım onu Kaçırdım Steam'den. Gittim arkadaşlar ondan sonra 25 pound verdim. Bir tane siteden girdim. Ee, o zamanın parasıyla işte kaç? 270 liraya denk geliyordu 25 pound. Şu anda daha fazladır büyük ihtimalle. 270 liraya Warrington orta aldım. Steam kütüphaneme ekledim. Bu dal yaraklar yüzünden. Abi salın bir oyununda kardeşim bir şey yapılıyor bir salın da o oyuna ben de erişebileyim bir Yüzgen efendisi sevdalısı olarak. Bu nedir ben anlamadım ya.